Samsun'da bir otelde Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği sürecinde 2007-2013 tarihleri kapsamında 6 farklı ülkenin katılımıyla Karadeniz Havzası'nda sınır ötesi işbirliği programı kapsamında yürütülen Bölgesel İş Kuluçka Merkezleri Ağı Projesi'nin kapanış töreni düzenlendi. Törenin açılış konuşmasını yapan OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, projemizin genel amacı Karadeniz bölgesinde işbirliğini geliştirmektir diye konuştu. Proje destekleriyle hibe veren bir kurum olmanın yanında aynı zamanda başka hibe kaynaklarını da kullanmaya çalışan bir ajans olma özelliğini ifade etmek istiyorum. Bugün itibariyle TR83 bölgesi diye bilinen Amasya, Çorum, Samsun, Tokat bölgesinde teknik destek vererek veyahut da kendi çatımız altında yürüttüğümüz projelerin toplam miktarı 100 milyon avroya ulaşmış durumda. Bu net projesi, odak noktası yöneticisi Aslı Moral'ın bu net proje sunumunu yapmasının ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Siyah Yılmaz, Türkiye'nin bir sıkıntısı vardı, proje yapmasını bilmiyor diye konuştu. Türkiye'nin bir sıkıntısı vardı, daha net bir şekilde söyleyeyim. Proje yapmasını bilmiyordu Türkiye. Gerek Avrupa Birliği fonları, gerekse de bunun dışındaki diğer bölgesel bu BİNET gibi organizasyonlar ve ajanslar hızla son 10 yıl içerisinde Türk yöneticisine, özel sektör olsun, kamu sektörü olsun, proje yapma, proje hazırlama konusundaki donanımları geliştirme vesilesi oldu. Ve hakikaten son zamanda bu belli bir noktaya geldi. Ama proje derken akla bir fizibiliteden bahsediyorum, bir fizibilite çalışmasını ifade ediyorum. Ama bütün işlemlerimde söyleyeyim ki proje demek bir fizibilite çalışmasından ibaret değil. OKA'nın yerelde uyguladığı en büyük projesinin Samsun Lojistik Merkezi projesinin yer aldığını belirten Amasya Valisi ve OKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı İbrahim Halil Çomaktekin ise şu ifadeleri kullandı. Bugüne kadarki süreçte en çok öne çıkan projelerimiz arasında ülkemizde merkezi kurumlar dışında yerelde uygulanan en büyük ölçekli proje olan Samsun Lojistik Merkezi'nin kurulmasına yönelik 43.7 milyon avroluk Avrupa Birliği projemiz yer almaktadır.